Aykut'un gittiği günlerde Geppetto usta girdi hayatımıza. Pinokyo'nun babası Geppetto. Ta kendisi. Siz geldiğinizde sizi karşılamıştı Sadık. Ahşap kukla ustası. Bu kuklaları Sadık Bey mi yaptı? Evet, tamamı kendisine ait. Çok güzeller. Evet, bizim uzay böceği görse hem bahçeyi hem de kuklalara bayılırdı vallahi. Şimdi çocuklar, ben size niye ulaştım? Merak ediyorsunuz değil mi? Yani aslında evet. Ben hala tam olarak anlamadım biz size nasıl yardım edebiliriz. Ama gerçekten eğer elimizden gelen bir şey varsa seve seve yardım etmeye hazırız değil mi Mete? Hı hı. Koku. Koku derken? Koku, görme, işitme, hatta dokunma duyusundan önce canlıların etraflarındaki kimyasalları algılayabilmesi için gelişmiş bir duyudur. Ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Gökçe'nin Anadolu mutfağının diğer mutfaklardan farklı olduğunu söylemiştim ya. Ben sizi izlerken sevgi ciğerlerime kadar doluyor çocuklar. Ben Umut'a yürümeyi, tuvalet alışkanlığını, okumayı, yazmayı hepsini öğrettim. 2 senenin sonunda epey bir yol kat ettik. Nasıl ben anlayamadım tam olarak. Umut bitkisel hayatta değil mi? Hayır değil. Ama Umut yeni doğmuş gibi çocuklar. Hiçbir şey hatırlamıyor. Şimdi Umut'a hatırlayamadıklarını hatırlatmaya çalışıyoruz Sadık'la. Ve benim bu konuda size ihtiyacım var. Bize mi? Evet çocuklar size. Türkan annenin elinin değdiği mutfağınıza ihtiyacım var. Şöyle bir gözünüzü kapatın bakalım. Hadi hadi kapatın. Çocukluğunuzdan bir koku duyumsayın. Kokuyu duydun mu Gökçe? Duydum. Anlatır mısın? Çam kokusu bu. Annemin kıyafetlerinin üstünde olurdu hep. Ara sıra duyumsarım. Ben küçükken banyodan çıktığımda annem saçlarımı sobanın yanında havluyla kurulardı. Çam kolonyası. Oh, mis gibi. Peki sen Metehan, nasıl bir koku duyumsuyorsun? Sen de anlatır mısın? Küllü bir koku duyumsuyorum. Malatya'ya gitmiştik. Büyük babaannemin evine. Daha çok küçüktün. Avluda çamaşır yıkıyorlardı. İşte o çamaşırlardan küllü bir koku geliyordu. Babamı görmeniz lazım. Babam o kadar mutluydu ki babamın mutluluğunun kokusuydu o küllü koku. İşte tam olarak bu. Ben sizden bu konuda yardım istiyorum çocuklar. Çocuklukta duyulan babaanne dolabının kokusu bile 50 yıl sonra anımsanır. Şimdi sizler de öyle bir şey yaşadınız. Umut'a anılarını hatırlatacak kokuların peşindeyim. Gökçe, senin mutfağında Umut'un anılarının kokusu saklı olabilir. Pişirdiklerinin kokusunu benimle paylaşır mısın? Tabii ki. Tabii ki paylaşırım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin Şahiser. Gökçe gelmedi daha galiba. Vallahi abla bir gittiler ki gelemediler. Öğlendi saat gittiklerinde. Gelirler gelirler. Trafiğe kalmışlardır onlar. Oh ne âlâ memleket ya.
Akşam bu evde yemek yenecek, yemek. Mutfağa bir girdim, ne göreyim? Tam takır kuru bakır. Bazı insanlar gerçekten çok rahat oluyor ya. Vardır Gökçe'nin bir düşündüğü. Ha, size iki yumurta kırıp önünüze koyacaksa ben onu bilemem. Sen neler pişirdin? Mis gibi kokmuş. Ay ben Türkan teyzemin mutfağına yaraşır bir sofra hazırlayayım dedim. Yalnız biz ona yani Gökçe'nin mutfağı demeyi tercih ediyoruz. Vallahi Zehra abla yanlış anlama da bizim oralarda mutfağın sahibi akşam yemeğini erkenden hazır eder. Sen neler yaptın bugün onlardan bahset. Heh, şimdi önden bir malhuda çorbası. Ekşili ıspanak kavurması. Böyle tereyağına mis gibi yarmacalı saçaklı bir pilav ve yahni. Sen ne yaptın böyle? Hepsini bir günde mi yaptın bunların? Niye? Kaç günde yapacağım ya? Bir günde yaptım tabii. Arada da Batuhan'a bir pestil kavurdum. Yani ben de sana yardım edeyim diyeceğim ama ne yapsam bilemedim. Şimdi benim yaptığımı da beğenmezsin sen. Yok yok, bir salata kaldı. Onu da mutfağın şefi Gökçe Hanım gelince yapsınlar diyeceğim ama... gördüğünüz gibi hala gelemediler. Ben yaparım salatayı. Kendi gittikleri gibi Orhan Bey'i de demek özel şoförü gibi bekletti de... Ömer amcamla sen taksiyle geldin. Orhan abinin onları yalnız bırakmamasını babam istedi yalnız. Neyse, ben gideyim ufak ufak sofrayı hazırlayayım da... sizin aşçıyı bekleyecek olursak akşam aç yatarız vallahi. Çok geç kaldık ya, vallahi. Gerçi diyemezdik tabii Hale Hanım'a geç kaldık diye ama biraz geç kaldık. Hale Hanım'a hayran kaldım vallahi. Kızı için ne mücadele etmiş ya. Ben de sizin işiniz uzun sürünce Ömer Baba'yı aradım. Biz Zehra'yla taksiye atlar geliriz. Sen çocukları almadan gelme dedi. Ay canım Ömer Baba ya. O öyle der demesine tabii de akşam yemeği saati geldi vallahi. Ben nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Ya Gökçe sen ne üzülün ne canını sıkayın. Şahsen hazırlamıştır bir şeyle. Şey diyorum, kışta bayağı geldi ya, değil mi Gökçe abla? Orhan, bu şaheser nereden bilsin benim mutfağımın düzenini, tertibini? Tabii canım, babaannem düşünüp çözmüştür yemek meselesini. Hayır, eğer bu kızın yemeklerinden yemek isteyen varsa... eğer varsa ben mutfağıma ödünç veririm, kişiye özel hazırlar. Şey diyorum, yağmur da bayağı yağacak herhalde. Hava bayağı kapalı. Gerçekten, hayır merakımdan soruyorum gerçekten, gerçekten. Bu şaheserin yemeklerini yapsa yani sana hazırlasa sofrayı... sen bu yemekleri ayıla bayıla yiyeceksin yani öyle mi? Yok Gökçe ablacığım ne yemesi yani. Hatta sen gidince bize böyle sandviç falan yapsan daha iyi olur. Hatta bizimkiler seni dört gözle bekliyordur. Orhan abi bu yol niye bitmiyor? Git git bitmiyor. Biraz hızlı mı kullansan acaba diyorum. Stres oldum ben. Baba, bir şey sorsam aklın çok dağılır mı? Sor oğlum. Başkası sorsa dağılır ama sen sorunca dağılmaz. Baba, dinozorlar olmasaymış bizim arabaya koyacak benzini bulamazmışız biliyor musun? Arabamız elektrikli olsa da arabanın kablosu prize yetişmeyeceğinden rahatça dolaşamazmışız. Hani Gökçe ablanın elektrikli süpürgesi bazen kısa kalıyor, söyleniyor. Onun gibi bir şey olurmuş. Bunlar aklına nereden geliyor ha? Uzay böceği. Ne oldu senin? İklim çalışması bitti mi? Daha tam bitmedi baba. Ama bu endişelendiriyor beni. Atıklar, iklim değişikliği. Bir şeyler yapmak için iyice anlamalıyım. Benzinin atası diyorlar dinozorlar için. Doğru mu baba? Kısmen doğru diyebiliriz oğlum. Yani dinozorların petrol yakıtının dedesi olduğunu söyleyebiliriz. Bundan milyonlarca yıl önce jeolojik değişikliklerle dinozorların toprak altında kalmasıyla petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar oluşmuş. Tabii teknolojinin gelişmesiyle de insanoğlu bu yer altındaki kaynakları çıkarmış ve kullanmaya başlamış. İşte bizim araba için kullandığımız benzin de petrolün türevlerinden. Ama petrol çok zararlı bir şey. Neden bile bile çıkarıyoruz ki? Hem elektrik enerjisinin bir zararı yokmuş. Yenilenebilir enerji kullansak olmaz mı? Doğru söylüyorsun oğlum. Yani fosil yakıt dediğimiz kömür, petrol gibi yakıtlar... yani artık dünyamıza faydadan çok zarar vermeye başladı. Yani havamız kirleniyor, denizlerimiz kirleniyor.
Yani sırf bu yüzden savaşlar çıkıyor, insanlar ölüyor. Elektrik çok temiz bir enerji. Güneşten, rüzgardan, akarsulardan elde edilebiliyor. Yani teknoloji geliştikçe biz bu elektrik enerjisini daha fazla kullanacağız. Baba, Metan abim de senin gibi düşünüyor. Hem şey diyor, uçaklar bile güneş ışığını enerjiye çevirip yol alacakmış. Öyle diyor. Mete'ye katılıyorum. Yani bugün bile elektrik enerjisini gün içinde o kadar fazla kullanıyoruz ki. Hani insanlar elektrikli skuterlarla eşlerine gidiyor. Mesela bu güzel bir şey. Güzel bir şey tabii ki. Hem trafik için hem çevre için çok güzel bir şey. Baba, elektrikli bisikletler de var biliyor musun? Çok güzeller. Bisikletin her türlüsü güzel oğlum. Baba, yani bir gün elektrikli bisiklet alacak olursan... benimkinin rengi... sarı ya da kırmızı olsun. Olur ama bir yaş daha büyümen lazım elektrikli bisiklet için. Of ya, of. Annem, babaannem, abim, ablamlar... hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Hiç büyüyeceğimi düşünmüyorsunuz bazen. Siz büyüyeceksiniz, ben küçük kalacağım. Ya ne demek küçük kalacağım? Yani ben senin büyüdüğünü boşuna mı hayal ediyorum oğlum? Tesla gibi, Edison gibi, Graham Bell gibi... büyük bir mucit olacağını, belki bir gezegen keşfedeceğini ben boşuna mı hayal ediyorum ya? Baba, Edison'u biliyorum. Tesla'yı da bir yerden kulağımı ısıracak gibi ama... ben amcayı daha önce hiç duymadım. Bak o zaman şöyle diyelim. Hani biraz önce söylediğin elektrikli scooter var ya... hı hı. Onun için nasıl Tesla'ya teşekkür ediyorsak... konuştuğumuz telefon için de Bell amcaya teşekkür etmemiz gerekiyor. Baba, gerçekten bir gün belki Metan abim de ben de bir şey keşfederiz. Sizinle biz de gurur duyarız oğlum. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Sana bir ödev vereyim. Bundan sonra her hafta bir bilim insanının hayat öyküsünü gelip bana anlatacaksın. Ama bir sürü ödevim var. Bunu yapamam ki. O zaman ödev demeyelim. Hobi diyelim ha. Ne dersin? Hobi. Güzel fikirmiş. Nurhat ablanın CV'sinde görmüştüm. Neyse, benim karnım çok acıktı ya. Ben bir gidip bakayım yemekte ne var. Yapma ya, git bak. Bak benim de karnım zil çalmaya başladı ha. Bana da haber ver, ne var? Tamam. Ver bakayım şunu. Acıktınız tabii. Mutfağın şefi olmayınca ortalıklarda. Yiyin, yiyin. Ben size bir mahluta çorbası yaptım ki var ya. Of, çok güzel kokuyorlar ya. Hayır, aç olmasam bile dayanamayıp yerim yani ha. Ay evet ya. Ay bir de ben yahniye bayılırım ya, biliyor musun? Kız maşallah, senin de elinden her iş geliyor ha. Aa, ne oluyor kız böyle? Davet mi var? Aa, biri mi evleniyor? Ses mi kesildi? Nişan mı var? Ne oluyor? Ya Nurhayat abla, böyle bir haberi senden önce bizim almamız sence mümkün mü? Ay şimdi siz de böyle akşam yemeğini sofraya oturmuşsunuz. Hayır yani. Ben de şimdi gidersem hakaret olur, öyle yemeği de beğenmemişim gidiyormuşum gibi. Ay sen şuna kokuları duydum geldim desene ya. Vallahi ben Nurhayat ablayı bilmem. Ama ben dayanamıyorum artık ha. Nerede bu millet ya? Şaheser'cim, diyorum ki sen gelmişken bir mühlet daha kalkır. Dön de hemen, ne yapacağım dönüp? Bir yer biri bakar, kıyamet ondan koparmış. Kopmasın kıyametler. Asıl kıyamet şimdi kopacak gibi ha. Ay ben yemekleri hiç beğenmedim kız, bu ne? Yani zehirlik mehirlik bir durum olur diye ben hepinizi korumak amaçlı.
Bak komşuculuk da bir yerde bunu gerektirir, değil mi? Nurhayat ablacığım, tamam. Merak etme ya Nurhayat abla. Afiyet olsun Berna. Hı? Afiyet olsun Cem abi. Siz yemek yediniz, baldıran zehrini ben içtim. Hı? Size de afiyet olsun, bana da. Baldıran zehrini de neydi? İyiydi. Bunda tarçın mı var bunda? Ne var böyle? Şahane sardı bir armut kokusunu böyle. Ne bir şey olmuş, tarçın var bunda. Kesin kabuklu tarçın koymuş. Ne bileyim, ben biraz daha yiyeceğim. Çok bir şey var. Yalnız ne zamandır böyle bir Malatya sofrasına oturmamıştık ha? Yani ne kadar lezzetliydi yemekler, değil mi? Öyle. Şaheser kızım kimseye el sürdürmeden tek başına hazırlamış sağ olsun. Yalnız Gökçe çok bozuluyor bu işe. Ben bunca zamandır kötü mü yemek yapıyordum da mutfaktan el çektirildim demiş Zehra'ya. Aa bak şuna, daha neler. Ama Gökçe bu evin kızı ya. Yani o misafir. Biraz mutlu olsun diye övelim dedik yani, hepsi bu. Öyle tabii de. Gökçe alınıyor işte. Yani Şaheser de pek geçimli davranmıyor Gökçe'ye. Ben de farkındayım. Şaheser herkese karşı, dünyaya karşı böyle bir öfkesi varmış gibi davranıyor. Ay bugün Nurhayat'la da atıştılar. Ben araya girdim de zor toparladım. Yapma ya. Ya böyle olmaz ama yani. Bu kızla konuşmamız lazım bizim. Yani bunun zaten evden kaçması için yani demek ki çok büyük bir olay yaşadı ki. Of, anacığı yataklara düşmüş derdinden. Ne olmuş acaba? Ya anne, belki de Hüseyin'in sana söylemediği başka bir şey var. Yani Hüseyin kızını dövecek birine benzemiyor ama... yani insan aklına da başka bir şey gelmiyor. Yani böyle bir şey yapmış olabilir mi? Ne bileyim yavrum. İnsan beşer kuldur şaşar. Yani belli ki birinden biri bir hata yapmış. Ha biz en iyisi önce Şaheser'le konuşalım. Ne olduğunu bir ondan dinleyelim. Hayatım, sen... Şaheser istersen bir çağır. Biz oturalım hep birlikte şöyle bir konuşalım. Neymiş bu kızın derdi? Tamam, çağırıyorum hemen. Vallahi Zehra'm herkesi geçtim. Gerçekten bak. Ama Berna... Ya Berna ayıla bayıla yedi o yemekleri ya. O Şaheser'in yaptığı yemekleri. Hani biz ölene kadar üçlü çeteydik? Ne oldu? İki lokma yemeğe sattı çeteyi. Yemekler de yemeğe benzesi bari. Aşk olsun Gökçe, aşk olsun. Ya Berna duysa ne kadar üzülür ya. Üçlü çeteyle ne alakası var bunun? Var, var. Çetenin kurallarına aykırı bir kere. Gökçe, bak şu an üzgünsün anlıyorum. Ama bir oturup sakince düşünürsen fazla abarttığını sen de göreceksin. Şaheser bizim evde misafir şu anda. Tabii ki herkes onun yemeklerini birazcık övecek. Ondan mı diyorsun yani? Ondan tabii. Hem görmüyor musun? Geldiğinden beri oturmadı kızcağız. Ay otursun Zehra, otursun. Kaşla göz arasında gelip benim mutfağımı zapt etmeye çalışmasın ya. Ya Şaheser'in kötü bir niyeti yok, inan bana. Tamam bazen aksi davranabiliyor ama iyi kız, bakma sen ona. Hem sağ olsun, yemektir, temizliktir. Yardım etmek istiyor işte. Ay herkes yerinde sağ olsun Zehra. Vallahi bak, herkes yerinde sağ olsun. Gelip benim mutfağıma karışmasın ya. Ne Şahesermiş. O ancak eser miktarda un tuz olur benim yemeklerimde be. Gülme ya, yalan mı söylüyorum? Eser miktar ne olacak? Üf, gülme. Komik ama. Şey beni çağırmışsınız, ben de elim boş gelmeyeyim dedim. Gel kızım gel, iyi et. Hayır. Sağ ol kızım. Cedir. Geç otur şöyle bakayım. Rabia nerede? Nurhayat Hanım mutfakta yakaladı onu. Rabia abla sen git, ben gelirim birazdan dedi. Nurhayat evde mi hala? He, mutfakta. He, peki. O zaman biz başlayalım ha. Şimdi... bak kızım. Yani... sana söyleyeceklerimi sakın yanlış anlayıp üzülme, olur mu? Başımızın üstünde yerin var. Burada istediğin kadar kalabilirsin kızım.
Yani bu evin kapısı sana her daim açık, bunu bilesin. Sen benim memleketimden, Malatya'mdan geldin. Oradan gelen herkes benim başımın tacıdır. Türkan teyzem, benim bir yanlışım mı oldu size karşı? Yok yavrum, estağfurullah, tam tersi. Sen geldiğin günden beri oradan oraya koşturdun, bize yardımcı olmaya çalıştın. Hem yaptığın yemeklerle memleket özlemimizi giderdik sayende. Afiyet olsun. Ben de hiç yabancılık çekmedim sayenizde. Ama geldiğinden beri böyle sanki bir derdin var gibi. Yok Türkan teyzem, benim ne derdim olacak? Yani bilmem ki, bunu sen söyleyeceksin. Yok, benim bir derdim yok. Bak kızım, ben de bir kız babasıyım. Bir derdin varsa söyle, hep birlikte çözelim. Yavrum, geldiğinden beri ben anneni babanı aradığını hiç görmedim. Biz aslında konuştuk bir iki defa, odadaydım. Hatta ben de... Aman ha kızım, aman. Bak, bu evde her şeye tahammülümüz var ama bir tek yalana yok. Bugün baban aradı. Annen yataklara düşmüş derdinde. Seni istemediğin bir şeye mi zorladılar? Yavrum, istemediğin biriyle evlendirmeye mi kalktılar ha? O yüzden mi kaçtın? Şiddet mi uyguladılar kızım? Yani istediğin bir şey yapmana izin vermediler mi? Engel mi oldular ha? Hayır. Gel bakayım şöyle, gel. Kadının mücadelesi inanılır gibi değil. Kızı için tüm dünyaya kafa tutmuş resmen. Ben Hale Hanım'ı hatırlıyorum. Bizim tıp camiasında çok saygı duyulurdu o kadına. Düşünsene abla, kocası, annesi, en yakınları bile Hale Hanım'ın yanında olmamış. Vazgeç demişler, kendi hayatına bak demişler. Ama kadın asla vazgeçmemiş evladından. Ya annelik böyle bir şey galiba. Herkes her şeyden vazgeçse bile sen vazgeçemiyorsun. Ne karaktersiz bir adammış kadının kocası da. Hasta bir çocukla epeyalnız bırakıp gitmiş. İşin tuhafı da Hale Hanım hiç kızgınmış gibi bahsetmiyor kocasından. Nasıl bahsediyor peki? Daha çok bir yalandan kurtulmak ister gibi bahsediyor. Ya ama ben onu anlıyorum. Sonuçta bütün ömrünü evladına adamış biri. Onun şu anda terk edilmiş kadın psikolojisine girme gibi bir zamanı yok. Çok zor bir şey ama. Evladının başına bir şey geliyor ve sen sonrasında yalnız başına kalıyorsun. Aslında bir başına değil. Palyaço, yani Gepetto var. Palyaço mu? Kardeşim, üzüntüden senin devreler iyice karıştı. Ne palyaçosu, ne Gepetto'su? Yok be abi. Bize kapıyı açan palyaçoydu. İşte biz de böyle sizin şaşırdığınız gibi şaşırdık Gökçe ablayla. Palyaço aslında Sadık Bey'miş. Sadık Bey mi? O kimmiş peki? Hale Hanım'ın çok yakın dostu. İşte Umut'un iyileşme sürecinde sadece Sadık Bey varmış Hale Hanım'ın yanında. Sadık Bey kukla ustası. Evde de kendi yaptığı kuklalar vardı. Ay kukla mı? Ne güzeldir, kim bilir. Evet, güzeldi. Gökçe abla da hayran kaldı vallahi. İyi de Sadık Bey evin içinde palyaço kıyafetiyle mi geziyormuş? İşte Umut'a moral olsun diye değişik değişik terapiler deniyorlarmış. Hale Hanım da, Sadık Bey de. Ben böyle bir film izlemiştim. Sen de hatırlıyor musun Cem? Evet hayatım. Hatta birlikte izlemiştik. Palyaço kıyafetiyle hastalarına moral veren bir doktorun hikayesi. O film gerçek bir hikayeden uyarlamaymış, biliyor musunuz? Nasıl yani? Gerçekte de öyle bir doktor var mıymış? Varmış. Hatta tıp fakültelerinde birinci sınıflara genelde bu film izletiliyor. Namı diğer palyaço doktor der ki, eğer bir hastalıkla savaşacaksak bu hastalık dünyanın gelmiş geçmiş en kötü hastalığı olan umursamazlıkla olmalı deyip bunu mizahla yapmayı deniyor. Vay be. Şimdi daha iyi anladım. Hale Hanım da Sadık Bey de umursamazlıkla bu yöntemle savaşmaya çalışıyorlarmış. Gerçekten takdir ediliriz. Şaheser, gitmeden önce bize şöyle güzel bir menemen yaparsın. Yeriz ha, ne dersin? Menemen mi?
İstediğin menemen olsun Ömer amca. Ne var onda? Aa, o kadar hafife alma. Menemen bugünlerde konakta çok böyle hayati bir mesele haline geldi. Nasıl yani? O zaman tarihi soruyu soruyorum. Hadi kızım söyle. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Yani damak zevkine göre değişir tabii ama sen nasıl istersen ben öyle yaparım Ömer amca. Sen hiç merak etme. O zaman seni de yazıyoruz bizim takım. Bak. Aa, yok öyle şey olmaz, hiç adil değil. Onun görüşü neyse ona göre o takıma yazılacak adı. Ne takım bu Türkan teyze? Ay kızım sorma, bizimkiler menemen soğanlı olur soğansız olur diye iddiaya tutuştular. Zehra, Metehan, Gökçe ile Cem soğanlı olur diyorlar. Ömer, Rabia, Berna ile Orhan da soğansız. Gökçe soğanlı diyor ha? Ömer amca yaz beni soğansızlara. Aa, Gökçe ile ne alakası var kızım? Yani şimdi Gökçe mutfak şefi ya, bir mutfak şefinin menemenin soğansız olacağını bileceğini düşünmüştüm ben. İşte gördün mü? Menemen soğansız olur. İşte bu kadar. Bu kadar anneciğim, gördün işte. Soğansız olur. Demek şaheser de menemen soğansız oluruculara katıldı ha? Evet, bir kişi öne geçmiş durumdayız. Aa, ama anneciğim çoğunluğun ne dediği önemli değil. Jüriler ne diyorsa o. Yo, hiç bana bakmayın. Çünkü ben geçen haftaki olaydan sonra şaibeli bir çocuk olarak jürilikten çekilmeye karar verdim. Sonuçta tarafsızlığım yara aldı benim. Aferin benim kuzuma. Çok doğru düşünmüşsün. Salih Bey gibi adalet timsali birinin torunu böyle olur işte. Çekilmeyi bilmek de bir erdemdir. Çok erdemliyim değil mi babaanne? Hatta siz benim göbek adıma erdem koyabilirdiniz anne. Ay tamam tamam, şımarma hemen. Hem bir dakika, şaheser bu evde misafir. Niye sizin takıma adını yazdırıyor ki? Aa, hemen çamura yatma Zehra. Menemen soğansız olur dedi, biz de yazdık takıma. Ay, menemen soğansız olur mu hiç ayol? Konuş be Nur Hayat abla. Soğansız menemen böyle duvaksız geline benzer. İşte böyle düğünsüz evlilik, böyle nikah memuru gelir. Böyle nikah kıydı bitti gitti olur yani. Tatsız. Ama böyle soğanlı menemen öyle mi? Böyle terli duvaklı gelin gibi tava da böyle o süzülür. Böyle gelin alayının başındaki coşkulu akraba gibi. Diye böyle tava da böyle hop hop oynar. Ay Nur Hayat öyle bir anlattın ki ben bile ikna oldum. Şaheser eğer sizin takıma adını yazdırabiliyorsa Nurhayat abla hayli hayli yazdırır. Hem Nurhayat abla daha çok bizden sayılır bir kere. Sağ ol şekerim. Ya sayılır ne demek? O da bu evin kızı. Ay Türkan teyzeciğim. Ay vallahi Selami'ye söyleyeceğim, gelin alayını sizin evden yapsınlar. Tamam, o zaman Nurhayat ablayı ekleyelim listeye. Tabii. Yani eğer şaheseri yazıyorsak Nurhayat'ı da yazmamız gerekir değil mi? Adil olan bu. Benim jürilik düştüğüne göre sen tek başına mı jüri olacaksın babaanne? Ay yo yo, ben bu sorumluluğu alamam. Yani senin yerine birini bulmamız lazım. Hmm. Kim olabilir ki? Benim aklıma biri geliyor aslında. Kim? Hakan. Senin hastan olan Hakan mı? Evet babaanne o. Yani şu hayatta, şu dünyada yemek yemeyi ondan daha çok seven biri olamaz. Ben tanımıyorum. Hem söz konusu yemek yemekse kesinlikle baskı altında kalmaz ve gerçek fikrini söyler. Doğru söylüyorsun. Hakan olabilir. Neden olmasın? Peki farklı gruplara oy verirseler ne olacak? Ha, sahi. Bakın bunu hiç düşünmedik. Siz hiç merak etmeyin Türkan teyzeciğim, ben düşündüm. Üçüncü jüri şart. Peki bu üçüncü jüri kim olacak acaba? Kim olacak? Tabii ki de şarküterciliğin kitabını yazmış biri. Selami. Oh, düşünelim. Fena fikir değil aslında. Evet, bence de mükemmel fikir. Kesinlikle Selami Bey olsun. Tabii yani şimdi üç kişi olunca jüri de doğru karar verir. Oldu o zaman. Benden boşalan koltuğa Selami enişte ve Hakan abi oturuyor. Enişte diyen dillerini yüzünler. Yalnız görüyorsunuz değil mi? Benden boşalan koltuğu anca iki kişi dolduruyor.
Yani o kadar önemli de bir yerim var. Ay yerim seni ben ya. Allah Allah. Müsaade var mı? Neye üzülüyorsun bilmiyorum ama ağladığın şey sen ağlıyorsun diye geçmeyecek. Hayat bir şekilde akıp gidecek. Sonra bir bakmışsın ağlamana sebep olan şey geçip gitmiş olacak. Geride kalmış olacak yani. Ya ağladığın şey hep seninle gelecekse? Öyledir ya zaten. Bazı gözyaşları gönülde taşınır misali. Seni sen yapan şeyler de onlardır zaten. Onları taşımayı bildiğimiz kadar insanız ya bu hayatta. Nasılsın hayatım? İyiyim canım. Kitaba daldım yeni. İyi yapmışsın. Biz de Batuhan'dan boşalan Menemen jüriliğine yeni adaylar seçtik. Yapma ya. Kimi seçtiniz? Zehra'nın hastası Hakan Bey ve şarküterciliğin kitabını yeniden yazan Selami Bey. Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim? Şaheseri bizim takıma yazınca Zehra da zorla Nur Hayat'ı soğanlı takıma yazdırdı. Bak sen şu Zehra'nın yaptığı işe. Eşitlik bozulmadı o zaman. Şimdilik öyle gözüküyor. Ömerciğim, Şaheser niye evden kaçtığını anlatmamış. Hayatım, doğrudan sorduk. Cevap vermiyor bir türlü. Ne derdi var ki bu kızın? Ya canım ya, aklımıza gelen her ihtimali sorduk. Seni istemediğin biriyle mi evlendirmeye çalıştılar dedik. Sana şiddet mi uyguladılar dedik. İstemediğin bir şey mi yapmaya zorladılar dedik. Hepsine hayır dedik. Çok üstüne gitmemek lazım. Ya o zaman nasıl öğreneceğiz? Yani Hüseyin de haber bekliyor. Şimdi Şaheser onun evden kaçtığını bildiğimizi biliyor. Kendini iyi hissettiğinde anlatacaktır. Doğru söylüyorsun. Biraz daha bekleyelim bakalım. Hadi yatalım. Yarın ola hayrola. Yanılmamışsın Ali. Çocuklar, Gökçe ile Metehan diyorum. Dayak bakışta anlaşılıyor. Üstlerine kir pas bulaşmamış, derileri kalınlaşmamış. Çok iyi çocuklar. İçimde bir his var Sadık. Sanki Gökçe'nin mutfağında Umut'un hatırlayacağı bir koku saklı. O kokuyu bulacağız Ali. Hem Umut artık yatağa bağlı değil. Konuşmayı yeniden öğrendi. Okumayı öğreniyor. Hatırlayacak da. Zorlukların çoğu geride kaldı. Ah Gepetto Usta. Bu zor süreçte sen yanımda olmasan ben ne yapardım? Bazen yokluğunu düşünüyorum da kolum kesilmiş gibi oluyor. Öyleyse düşünme hale yokluğumu. Sen istediğin sürece yanınızdayım. Son iki senedir o kadar çok insan gitti ki yanımızdan. Hani birinin bizimle kalmak istemesi bir tuhaf geliyor bana. Bunları düşünecek vaktimiz varmış gibi. Koku çalışmalarına başlamak için daha ne bekliyorsun? Ben bugün Gökçe'yi arasam, mutfak müsaitse gitsem, sen de Umut'la duyu terapisi yapsan diye düşünüyorum. Düşünmene gerek yok. Ara ve git. Cem abi. Gökçe. Kolay gelsin, çay getirdim sana. Vallahi şimdi içimden geçiyordu ha. Ellerine sağlık. Zahmet oldu sana da ya. Ay afiyet olsun, ne zahmeti. Erken başlamışsın mesaiye bugün. Evet, havayı iyi görünce ineyim ben de dedim aşağıya. Bakalım. Bu havaların son zamanları işte.
Değerlendirmek gerekiyor biraz. Ay çok haklısın. Vallahi çok özleyeceğiz kışın bu havaları. Cem abi sen iyisin değil mi? Ayağını sanki böyle dünden kalmış bir ağrıyla uzatmış gibisin. Ay yok yok. İyiyim Gökçeciğim, iyiyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Ya biz dün akşam halı saha maçına gittik ya hani. Hamlamışım biraz. Yani onun yorgunluğu. Ondan. Yani kim kazandı diye soracağım ama biraz da çekiniyorum. Selami abinin takımı kazanmıştır inşallah. İşte yani. Tam böyle kazanmaya başladık. Tıkır tıkır paslarımızı yapıyoruz. Güzel güzel gollerimizi atıyoruz. Çat, sen hakem taraf tutmaya başla. Var mı böyle bir şey ya? Derken olanlar oldu. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Ne yapalım? Ay. Gitti diyorsun tatlı. Geçmiş olsun vallahi, ne diyeyim. Haftaya Nurhayat abla belki gelecekmiş taraftar olarak. Sizi yalnız bırakmayacakmış. O belki şans getirir size. Şans. Gerçekten şans. Yani bu işlerde şansın büyük etkisi var Gökçeciğim. Bildiğin gibi değil. Yani bence biz takım olarak çok iyiydik ama dediğin gibi. Şans, şans, şans. Afiyet olsun Cem abi. Sağ ol Gökçeciğim. Günaydın Cem baba. Ah. Ya da Panter Cem mi demeliydim? Günaydın Meteciğim. Sana da günaydın. Bakıyorum da tezgahı bugün erken açmışsın. Berna ablam nerede? İşe mi gitti yoksa? Ya havayı iyi görünce ben de mesaiye burada başlayayım dedim. Ne yapayım? İyi yapmışsın. Aa! Oğlum düzgün yapsana ya. Bir dur. Çek ayağını da oturayım bari, çek. Dur, dur, dur. İyi misin? Şimdi Cem baba sana bir şey soracağım ama korkuyorum. İçimdeki ses dün akşamki maçta harikalar yaratarak o maça imza attığını söylüyor. Sence içimdeki sese inanmalı mıyım? Yani içindeki ses kısmen doğru söylüyor Meteciğim. Ama zorlu deplasman koşulları falan bizi çok sıkıntıya soktu. Öyle böyle değil yani. Anlatılacak gibi değil. Anladım. Deplasman. Selami abiler yıllardır Hikmet abinin halı sahasında top oynuyorlar. Ne deplasmanı? Ya tamam, Hikmet abinin halı sahasında oynadık da fikstür gereği deplasmanda sayılırız ya. O bizi çok yordu. Yani adım atamadık sahada ya. Anlıyorum. Şimdi halı sahaya çığ mı düştü? Ya da ne bileyim fırtına falan mı koptu? Hayır, biz de Üsküdar'dayız da hiçbirinden haberimiz yok. Oğlum anlasana işte ya. Benim şartlarıma ve konumlarıma göre uygun bir halı saha yoktu işte ya. Hmm. Hayır, müsabakaya gelince paslarımız gayet orantılı ve isabetli ilerledi. Orta sahada müsabaka çok zorlu geçti. Pas varyasyonlarımız çok netti. Ha, psikolojik, taktik savaşları. Biliyorsun işte oğlum, anlattırma bana ya. Abi ne yaptın sen ya? Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi köşe yazısı yazan spor yorumcusu gibi anlattın olayı. Bana skoru söyle. Kaç tane gol yedin, kaç tane gol kurtardın? Selam abinin sütlacını hüplettiler mi ya? Ne yapayım şimdi, Selam abiye bağlanıp mı sorayım yani? Ya oğlum ne anlatayım ben sana şimdi ya? Ne duymak istiyorsun oğlum benden? Hayır, maçtan özet görüntüler mi getireyim ben sana ya? Allah Allah. Bak, maç kupa maçı değil, final maçı değil. Halı sahada sütlaç maçı ya. Hem istatistiki bilgilere göre baktığımızda ne yapıyor adamlar? 14-15 civarı gol yiyorlar bu tip maçlarda ya. Yapma, biliyorsun bunu. 15. 10, 5. 15 gol mü? Ya sen ne yaptın yani? Enişte böyle bir şey var mı? 15 gol nedir ya? Ama bir şey söyleyeceğim. Bak gözünü seveyim, aramızda kalsın. Birden bırakma. Şimdi sen de o bağımlılık yapmıştır. Yavaş yavaş azalt, tamam? Yavaş yavaş. Şimdi Selam abi hop oturup hop kalkmıştır, değil mi? Ya ben de anlamadım. Selami abi maçta biraz gergindi. Karşı takım sütlaçları yedikten sonra bir de gidip Selami abiye kevgir hediye etmişler. Çözemedim yani. Sonrasını ben de hatırlamıyorum zaten. İyi olmuş hatırlamadığın. İyi olmuş kevgir hediye ettikleri ya size. Vallahi sizi kevgire çevirmişler. Mete. Tamam tamam, sus. Bir daha gitmezsin, akıllanmışsındır yani. Oğlum bir sus ya. Bana bak Ateş, bu defa Hakan'ı kurtarmaya çalışmak yok. Bak gör ben onu nasıl kazana atıp susuz kaynatıyorum. Ay düşünüyorum da bu Hakan Bey'in akıl edeceği bir şey değil. Ayol Nurhayat Hanım'ın Selami'sini nereden tanısın da bilsin? Vallahi ben onu bunu bilmem. Sen git Veli diye karşıma şarküterici Selami'yi getir. Ama o bunu çok fena ödeyecek. Yalnız nasıl korktuysa
Düşünmüş, bayağı plan falan yapmış. E tabii babası dese olmayacak. En iyisi ben dayım diyeyim. E şiveyi de kurcalamasın Zehra doktorum demiş. Ben o dayı fikrini de kimlerin çıkarttığını biliyorum. Hepsini pilates lastiğimle konuşturacağım. Kız ne yapacaksın? Lastiği böyle çekip çekip de çocuklara mı salacaksın? Beni kandırmak ne demekmiş göstereceğim. Vallahi Hakan Bey'in şimdi korkudan iştahı iyice açılmıştır. Randevu saatini dört gözle bekliyorum. Acaba arayıp Belin'i de getir mi desem? Çok fenasın. Gökçe'cim, zahmet etmişsin ama Şaheser kızımın içinden gelmiş. Öbür mutfakta yapıp getirmiş sağ olsun. Sabah kahvesi bu saate kalır mı? Hı? Bizim oralarda bu saatte öğlen olur, öğlen. Baktım soran yok Türkan teyzeme. Yapıverdim, getirdim. Türkan annem hep bu saatte içer ama kahveyi. Daha erken içmez. Hmm. Ya, değil mi Türkan annem? Yavrum, ikindi kahvemi de sen her zamanki gibi yapar getiririz. Ben bakarım, ben bakarım. Şişt, yapma kızım. Gönlü kırılmasın, misafir sonuçta. Uhu, ben geldim. Bu kahve boştu galiba. Afiyet olsun Nuray Hanım. Gerçi benim elim Şahiser'inki kadar lezzetli değil tabii ama. Nuray Hanım sen... Çarşıdan mı geliyorsun böyle doldurmuşsun çantanı? Türkan teyzeciğim, Selami Jürli'ye ikna etmem gerekti de öyle konuda boş boş açılmıyor tabii. Olmaz, kahve soğuk. Abla, ben sana şöyle güzel köpüklü bir kahve yapayım, sen öyle anlat istersen ha? Şaheser'cim, sevgili misafirimiz. Ya senin bende bir alıp veremediğin mi var? Oo. Havada gerilim kokusu var, bayılırım. Şaheser sana dedi kız sana. Nur Hayat, Selami ne dedi sen onu anlat. Ayol durun 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 durun. Bilin bakalım yeni jürimiz kim? Seloş. Jüri, ne jürisi ben anlamadım. Uzay böceği istifa etti ya jürilikten. Yani müsabaka istifa yüzünden iptal mi edilsin Caniko? Ay, yani sen bütün bu öteberiyi onun için mi aldın? Selami Bey zaten kabul ederdi. Ay, Türkan teyzeciğim ama aşk öyle, masraflarla döndürülen bir şey. Duygu okyanusudur. Aman bilmediği de yok eser miktar. Şaheser'cim ne zahmet ettin kız? Sen daha ne kadar buralardasın bakayım? Nur Hayat, hiç misafire sorulur mu? Ben o anlamda demek istemedim Türkan teyzeciğim. Yani bu kızcağızımız tam benim stajyerim olacak tipte bir güzel kızcağızımız. Vallahi bu doğru Türkan anne. Ne diyordum? Aşk, okyanus, Nuroş geriye gel. Selami. Selami'yi melemen yarışlarında jüri olmaya ikna ettim. Dedim ki senin mayanda gurmelik var. Ay dedim bu endama bak, şu mideye bak lömür lömür. Tövbe tövbe. Ay hiç öyle söylenir mi adama? Melemen müsabakasında artık yeni jüri arkadaşın Seloş Türkan teyzeciğim. Melemene adalet dağıtacak Selami. Kısmet olur da evlenirsek eğer kardeşler şarkıcının adına acaba diyorum ki jürinin yeri mi koysak? Çok havalı bak. Çok harika. Jürinin yeri. Eriyeyim, eriyeyim. Ay tereyağı gibi eriyeyim. O peynir tutan ellerinden ay bir omlet yiyeyim. Eriyeyim. Ay eriyesice. Ay, 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 ay. Ne oldu şimdi de her şeyi bıraktın? Söz yazarlığına mı başladın? Vallahi bravo Nur Hayat. Açtıkça açtın kendini. Ay ben şarkı söylemeyeyim de kimler söylesin anacığım. Üzerimden dağ gibi yük kalktı kız. Kanada şöyle bir kıyak çekmiş oldum.
Bizim konağı mı? Yok, İsmail'deki Raziye teyzenin konağı. Kız herhalde Türkan Hanım'ın konağına. Yoksa sen Selami'yi konağa mı soktun niye? Ha? Bu paketler filan. Yoksa Selami'den mi geldi bunlar? Sıkı durun kızlar. Selami enişteniz Melemen yarışmasında jüri oldu. Robicim, hemencecik ikna ettim. Bir Amazon kadını gibi mağrurum değil mi? Ay, elimin değdiği yer şıp tadanak halloluyor vallahi. Bırak jüriliği de bak desen çalışıyoruz. Nasıl olmuş? Ay, mızrak mı bunlar? Ay, hiç benlik değil. Ay bırakın da bu yetenekli eller kalem tutsun ayol. Ay canım size kolay gelsin. Ben bu yetenekli elleri şimdi mutfağa sokuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyice delirdi değil mi? Eriyormuş. daha nasılsın Türkan Hanımcığım? Ay kızlar. Çok iyiyim. Ha. Ya kimler varmış burada ya. Hiç söylemiyorsunuz. Ya. Ayla Hakan. Ne evet. Bu şirin şey? Şirin şey. Bizim çok yakın arkadaşımız Ayla Hoca. Öyle mi? Evet. Ayla Hanımcığım. Kaç yaşındasın yavrum? Yaşlar sorulmaz şimdi. Sormuyoruz. Saklayacak yaş değil ki ayol. Bu da saklıyor. Tabii genç saklıyor. Belli ama de. Var bir 45'i falan. Var ya. Aa, yapma. Var hocam. Yok. Var. Niye saklıyorsun? Yapma kızım. Böyle şeyler. Haksızlık ediyorsun. Hiç o yaş. Göstermiyor 45, hocam ama işte 45. Değil. O bizim şirinlik mustamız. Kest yaşı, kest yaşı. Ben sinema oyunculuğu öğretiyorum ya. Bunun test yaşı bakayım 25. Ah bitti. Ama böyle yapma bak çirkin oluyor. Böyle yapın yapmıyoruz yok. Hocam. Sizin öğrenecek çok şeyim var. O zaman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canlar. Nur Hayat'cığım. Yavrum sağ olsun Ayla Hanımcığım bizi hiç kırmaz. Bizim bütün o etkinliklerimiz vardı ya sosyal evet. Sorumluluk projelerinde. Hepsinde bize destek oldu. Şarkısıyla, şiiriyle. Şimdi de İdilciğim'in programına konuk olsun diye rica ettim. Ya. Sağ olsun geldi. Sinemacı olacağım yeniden. Ay çok tatlısınız. Siz her şeysiniz. Sadece sinemacı mı acaba? Sağ ol. Ama ay sinema deyince neyi unutmuyorum biliyor musunuz Ayla? Ah güzel İstanbul. Ay evet. Ah rahmetli bak onu aslında. İyi ki çevirmişim. Şahane o şimdi bir filmdir o. Atıf Yılmaz'ın parası yoktu. Ben de hiç sinemaya şey değildim o yaşımda. Tiyatro, kalın tiyatro. Metot oyuncu. Actors Studio'dan gelme olduğum için. Evet, bu evet. 65-67 senesi Lecece'yi kurduk filan. Oradan Taner Barlas çıktı, Rutkay çıktı. Bir sürü Meral çıktı, bir sürü iyi oyuncular çıktılar. Ondan sonra... Parası yok Atıf'ın. Sadri'ye parası var. O Sadri'den sonra tanıştık. Çok sevdim onu. Ve çok şey öğrendim. Çünkü ben de asıl tiyatrocu gibi şeydi böyle mimik yapıyordum filan. Yani büyük oynuyordum. Büyük oynuyordunuz. Ha. Şimdi evet. Bana diyordu ki gözlerinle oyna. Gözlerinle gözler ara. Gözler çok önemli. Evet, gözlerinle düşün. Şimdi öğrencilerime öğretiyorum şey, öyle. Tabii. Ne kadar doğruymuş. Ve şimdi üniversitelerde ilk epik oyunculuk var orada. Bak bir size söyleyebildim. Siz daha tiyatroyla, sinemayla evet. ilginiz var diye. Çünkü seyirciye konuşuyor. İlk epik oyun sinemada Sadri'nin... Ben bu konakta yaşıyordum diye başlıyor ya. Aha evet, evet, fotoğrafçı evet, ya. Evet. Ama şimdi müştemilatında yaşıyorum diyor filan. Yani o ilk epik oyunculuk orada başlıyor. Peki hocam bir şey soracağım ben. Böyle hemen şimdi bunun üzerine aklıma geldiği için soruyorum. Oyuncuları sahnede gördüğümüz zaman birbirlerine konuşmaktan ziyade dönerler seyirciye anlatırlar. Tiyatroda. Ama diğeri de... Evet, diğeri de rehberini söyler ama iki kişidirler. Tiyatroda. Ve seyirciyi dahil etmeden, yani interaktif bir oyun evet. değildir ama yine de giderler seyirciye atar. Şimdi bak ben öyle bir kitap yazıyorum. Çünkü bana dediler ki abi hayatını yaz hayat. Hayatım ne olacak hayatım? Tiyatro, sinema, şarkı. Nasıl dolu dolu? Zaten dolu. Nasıl dolu dolu? Biyografim yok. Çağlayan gibi. Hayatım.
Ne diyordur bu kendi hayatı? Her satırı çok zaten önemli. Zaten gizlerimi söyleyemem ki. O zaman neye yaradı hayatın anlattığı? Ha, yalan mı konuşacak? 10 çeşim bir metot buldu. 18-19. Asrın Batı tiyatrosunda oyunculuk. Güzel. Benim hocama kadar geliyor 19. asır sonu. Lee Strasberg, Actor Studio. Onu niye söylüyorum sana? Sen dedin ya seyirciye konuşuyor. Evet, evet. Şimdiki tiyatrolarda perdeyi kapatıyoruz, o görünmeyen de görünen. Evet. Kapatıyoruz, seyirciye de müsaade ediyoruz, seyretsin. Sonra perdeyi yani kaldırıyoruz değil mi? Eski usul oluyor. Dolayısıyla onu demek için anlattım sana bunu. Doğrudan doğruya şimdi artık perdeyi kapatıyoruz. Epik oynamıyoruz. Epik'te perdeyi mi açıyoruz hocam? Sonra perdeler mi açık Epik'te? Ha evet. Ya onlar da varmış gibi. Ha. Mekan ve giysilerin çok mühim. Güzel, beğendin mi? Çok güzel. Ama fazla öğretmen gibi. Ama ben şimdi seninle evet yayına gireceğim ya. Saygın damla. O yüzden yavrum benim. Bugün böyle öpeyim seni istedim. Bu hastalıkta yani. Türkiye'mcim ne yapıyorsun bu hastalık? Vallahi biz burada işte idare ettik böyle gördüğünüz gibi. Bahçe bizim hayatımızı kurtardı. Vallahi ne konak güzel büyük. Ya. O ne? Bizim tabii şansımız oldu ama çok zorlandık. Hakikaten siz ne çok zorlandık. Evet, yani sizin nasıl geçiyor, geçti? Siz ne yaptınız gerçekten? Ben şimdi yemek meraklısıyım. Yemek pişiriyorum. Çünkü ne kadar şey olursa insan, söyle, ne kadar sağlam olursa, ne kadar hasta olmazsa, o kadar iyi bu hastalıkta. Tabii. Temizlik filan. Yani mesafe. Tasavvuftaki oruç gibi. Evet. Doğada otur, bak doğada oturuyoruz görüyorum. Temizlik. Evet, evet ya. Ve düşünceyi düşünmek. O çok, çok nasıl mühim. Nasıl yani? Yaratıcı olmak. To think the thought. Yani bir her şeye yaratıcılıkla bir, bak, bakmak. Onun için diyorum. Değil mi? Şimdi bu yaratsa çoğu insan Amerika'da şişmanladı. Anlıyor musun? Zeri hayat yaşıyorlar. Yemek yiyorlar çok. Televizyonun karşısında on burun 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 fast foodlar. O hamburgerler böyle. Evet. Apartman gibi. Çünkü film. Yemek yapmaya üşeniyor. Ya da yorgun gelmiş oluyor fast evden. Food. Tabii hazır hemen söylüyor, yiyor. O da evet. Tabii öptü. Siz ne yapıyorsunuz evet. Peki yemek yani böyle yemeklerle nedir benim özel? Benim soyum sopum Girit'ten geliyor. Allah. Girit Selanik gibidir şey. Zeytinyağları çoktur. Oo. Ya ottur, otlar. Hatta bazı şaka ediyorlar. Buradan keçiler mi geçti? Yok Giritliler diyorlar. Çünkü ilkbaharda çıkarlar böyle tarlalara. Ellerinde bir çakı radike toplarlar. Haşlarlar. Ondan sonra ısırgan otu senede bir yemen lazım diyordu babam. Aa, ben onu bir kere yapmaya denedim. Ellerim falan hepsini. Hayır onu hemen pişir. Ha. Yumurta yap üstüne. O yağ nasıl yakıyor eli? Aa, yok işte onu dokunmayacaksın ama pişince o gidiyor. Ha gidiyor mu? Tabii. Ben olduğu gibi. Aa, işte salatası olmaz o. Isırganlıydı benim çocukluğum geliyor. Sıcak suyun içine at hemen. Ha, alır almaz. O zaman alıyor. O bırakıyor o ve zehirini. Ve o kanı temizliyor. Ha, tabii. Şey, her şeyin bir faydası var doğada. Evet. Her şey. Evet. Sizin en çok böyle fayda aldığınız yerken böyle beslendiğiniz bir şey var mı mesela? Şunu yemeyi çok severim, bana çok iyi gelir. Beslenme ben, alışkanlıklarınız var mı mesela? Bağışıklığınızı nasıl güçlü tutuyorsunuz? Mesela ben muhakkak eti kesmiyorum. Et, tavuk. Arada bir yumurta. Çünkü saframda taş var, kımıldasın istemiyorum. Doktor dedi ki yapışık dedi. Hmm. Yani bu yaştan sonra artık ameliyat geçiremem. Hastanede de kalp doktoru dedi ki 60 yaşında kalbin dedi. Ya aa, maşallah. İyi dedim, aşık olacağım. Hastan gır gır geçiyorum. Ama böyle senin falan ne güzel değil mi? Yani enerjiniz bir kere. Oradan şu anda gelmiş. Hayır, bak, evet. Evet. Siz neler öğretiyorsunuz şimdi talebelerinize? Yani bu oyunculuğunda sinema, modası var sinema, mı? Oyunculuğunda sinema, modası var mı? Sinema, çekim. Var mı modası çekim, oyunculuğun? Sinerli. Yani şimdi eski bunu filmleri ben izliyorduk. Yaptım çünkü ben oyuncuyum ya. Hı hı. Yani Sadri'den sonra ne yapmamam
olduğunu şey yaptım, anladım. Ne yapmamalı oyuncular onun için o zaman? Çocuklara da tiyatrocu gelince ne yapmaması geldiğini öğretiyorum. Ha, ne yapması gerektiğinden değil de ne yapmaması gerektiğinden giriyorsunuz. Çünkü seyrediyorum, hep çekim yapıyorum. İlk günden her şeyi çekiyorum, elini de veriyorum. Kendin çalış evde diyorum. De ki kendine, ben bunu daha iyi oynardım. O gün böyleydi. Gel yeniden çekelim diyorum. Çekim ama bunu tabii bir, ama tabii bunu gerçek hayata adapte etmek istediği zaman mesela sete gitti. Ondan sonra orada prova yapabildi ya da yapamadı. Sahneye girdi ama istediği gibi, evde yaptığı gibi yapamadı. Arıyorlar mı sizi? Hocam yapamadım diye. Yok, hep yani yaptı. Bunun için ne teknik kafasında oluşturmalı? Biz tipe girmeyi de öğretiyoruz. Şimdi role girmeyi de öğretiyoruz. Role girerken sesini de öğretiyoruz. Normal diksiyonda Meredith Monk'ın bir tekniği var. Yogalarla fu, 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 fu. Şimdi yapamıyoruz, kendiniz yap diyoruz. Çünkü birkaç kişi tabii olduğu zaman bununla hastalık geçmesin diye birbirine. Evet. Bir maket yaptık, çektik CD. Verdik onlara, bir öğretmenleri gösterdi. Diksiyondan önce, konuşmadan önce sesini oturtturuyoruz. O tiyatro gibi. Tabii. Yani önce kendi sesini buluyor. Sonra tipin sesi. Mesela ben şimdi bunu Kurtlar Vadisi'nde bu sesimi kullandım ben. Çünkü benziyordu Anadolu abla, vatanperver, talyumu bulmuş, kaçaklıklarda, Toroslarda yaşamış. Aynı benim gibi. Zaten ben giysilerimi kendim götürüyordum. Hatta butikte soruyordu, aa o kadın onu giymez diyordum kadına. Hangi kadın bu aylan, kendini almıyor musun? Aa yok, tipi alıyorum. Tipi alıyorum. Anladım niye o de diyorum. Evet, evet. Yazarken senaryoyu. Evet, onu düşünerek. Çünkü yoksa kendin oturur ağlarsın kötü bir şey varken. Halbuki o çocuk ağlıyor. Yazdığın karakter ağlıyor. Evet, bu senaryo. Öbüründe ona ben kostüm bakmaya başlayayım o zaman karakterlerime. Mesela Aliye'de de şeyi konuşuyordum. Nini, nasılsın? Aa, daha öyle parlak. Yukarıda ses yukarıdan var. Diğeri de hoş oldu. Yukarıdan hoş oldu. O da he oluyor, kadın matresi. Fu, erkek matresi oluyor. Evet. Daha Yunan oyunları için pathos dedikleri, psikolojik katmanda karaciğer sesi. Bak Erol Keskin karaciğer sesinle konuşur. Sen hiç dinledin mi onu Türkan? Ben onu izledim sahnede. Ha. İzledim. Onun karaciğer sesi var. Öyle deniyor. Evet. Ne enteresan. Bunları hiç bilmezdik. Bastan konuşur falan böyle. Türkan'cığım, biz bir araya gelelim de seninle güzel bir Ortaköy'de, o caminin oradaki kahvelerde. Ay ne iyi olur. Güzel bir çay içelim. Vallahi harika olur. Vallahi ha, hasret kaldık böyle şeylere. Gerçekten hasret kaldık. Öyle. Hasret kaldık. Ben geçen sene hiç çıkamadım yani. Tabii, şimdi tabii de dersler yoktu. Online yapıyordu. Birebir olduğu kadar olmaz. Ha, tiyatro mi değil. Sinema oluyor. Ha, ekran çünkü oluyor. Sinemada çekim var. Evet. Çekileni görüyor. Ben de görüyorum. Yanımda olacağını seyrederken, aynı şekilde, o tabii kendi okulda oluyorlar. Karşı tarafta oluyor. Okulda kapalı oluyorlar, tek tek giriyorlar. Seyrediyorum, söylüyorum ne yapmaları gerektiğini. Sana bir şey diyeceğim, sen şeysin çünkü. Farkındalık mühim onda. Türk masallarına girin. Girelim, tamam. Anladın? Ben onu ona yönlendireyim. Ha. Türk masallarını ben size vereceğim Türk masalları. Çok yaşayın. Yani Haçlı Seferlerinde bizim Türk masallarımızı çaldılar. Dede Korkutlar. Dede şeye gireceksin söyle. Gılgamış. Gılgamış'a gireceğim. Yani gireceğimiz o çok ulemalara girdin mi Gayya Kuyusu. Çok güzel. Hem onun için sosyal medyada. Evet. Yani çocuklar biraz kendi kültürlerini öğrensinler. Kendi kültürünü almak için evet, masalları
masalların içinde de gerçeklik olduğu için evet. O hikayelerin bir kısmı da gerçek aslında. Verilmek gerçek. İstenen mesajları masallarla vermek. Şimdi biraz bilinçaltına, bilinçaltına evet. Döşüyoruz. Tabii öyle oluşmuş yani. O kadar evet. Değerli ki onlar. Çok çok. Bir şey soracağım. Bu kadar yılı özetleyecek böyle çok dolu dolu bir ömür sorsak nasıl özetlersiniz? Ayla Algan'ın hayatı deyince, yaşamı deyince, tabii bir tek kelimeye sığdırmak zor ama nedir özeti? Yani kadın olarak mı? Yani ne kocam aklınız, benim rejisörümdü. Ne aklınıza geliyorsa. Şimdi kocam ne benim rejisörümdü. Bütün kavgalarımız da tiyatro üstüneydi. Hatta Macbeth'i falan çalıştığımız zaman şeyde İzmir'de otelde kavga ediyoruz zannetti. Bütün hizmetçiler orada böyle yardımcılar, çalışanlar bizi dinliyordu. Sonra kapıyı açtık. Ay affedersin. Ayol dedik biz oyun oynuyoruz. Aa ben de bir şey yapacak sana zannettim diyor. Kocam çünkü rejisörüm. Dolayısıyla kıskançtım. Bak ne yalan söyleyeyim. Çok kıskançtım. Böyle bir gün telefonla konuşuyor. Amerika'ya gitmişiz. 19 yaşındayım. O 23 yaşında. O şey söylüyor. Türkan'a anlatıyorum. Bunu herkese anlatmamayı o. Evet. Şimdi bekleyin. Kimle konuşuyorsun? Kim? Ay dedi. Birine konuşuyorum canım dedi. Peki dedim söyle ama kimle konuştuğunu ya. Vallahi dedi kalkıp gideceğim dedi. Nereye dedim? Afrika'ya. Ne yapmaya? Aslan avına dedi. O. 7 sene sonra evliliğimizde. Ben akrep burcuyum. Öyle mi? Yükselenim terazi Allah'ta. Neyse Afrika konserlerim çıktı. İşte bak Yunus Emre'ydi şu. Yunus Emre'ye geldik mi? Geldik. Afrika'daki konserler kimin konseri en iyisi ise onu memleketi Türkiye ve biz kazandık. Çünkü herkes o kadar sıcak ki. Yani durduğun zaman böyle bir ara sahneye çıktım dedim ki kırmızı karıncalar herhalde dolaşıyor. O kadar ter. Durduğun yerde terliyorsun sıcakta. Dolayısıyla Bekran dedim ben Afrika'ya gidiyorum. Belçika'ya da gidecektim şeype. Orası da Napoli, NATO'dan daha büyük bir karargah. Oralar dış işlerine çok çalıştım. Yani Yunus'u da o vasıtayla tanıttım. O zaman Kültür Bakanlığı yoktu yavrum. Onun için hep dış işlerine gidiyordum. İlk Ermenistan'a gittim filan. Neyse, Beklen dedi ki, aa Belçika'da kürkünü, Afrika'ya gidiyorsan kürkünü de oraya götürürsün dedi. Belçika, Afrika, mantrak geçti. Ne yapmaya gidiyorsun Allah aşkına dedi Afrika'ya. Aslan avına gitti. Ama unutmamış aradan kaçmış. Oradakini alıp oraya koymuş. O, işte kadın ama kadınlar hep böyle galiba öyle değil mi? Biz kadınlar böyleyiz. Pes dedi yalan söylüyorsun zannet. Ne kadınsın söylenmez mi ayol dedi. Ya. Fil dişi sahillerine gitti. Orada herkes sıcak diye bütün şarkıcılar, oyuncular hep otelin içinde. Böyle yiyecekler buzların içinde geliyor. Klimalar falan. Ha, ben o sırada Turizm Bakanlığı'na çalışıyordum. Bu kadar Sezgin Bey dedim. Ben hakiki palmiyelerin altında deniz kenarında yapalım. Gel. Bu bazı yemeği yiyor gidiyor bilmem ne. Otel dönemi. Orada kuruldu. Ahçıbaşı'da götürmüşlerdi. Böyle piliçler içi dolma. Bir tane kalmadı bana. Onu da hala söylüyor. Onu da unutmamış. Açlıktan öldüm. Ondan sonra şeyde masalar kuruldu filan. Vallahi sabaha doğru yemekler yendi filan. Sabaha doğru güneş doğarken halay çekiyorduk. Ay ne güzel. Ay ne güzel. Ne güzel anılar. Ve düşünebiliyor musun?
Yani Yunus Emre'nin şeyi var, onu anlattım onlara ve o dua içinde olmaları. Onun bir, Yunus Emre'nin bir yaratılış destanı görüşü var. Yani dizelerinde. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni diyor. Sonra Adem'le Havva'ya gitmiyor. Nereye gidiyor biliyor musun? Seherlerde kuşlar ile hayvana gidiyor. Sonra kitaba gidiyor bak. Kitaba gidiyor. Tur Dağı'nda Musa ile çağırayım Mevlam seni. İkinci kitaba gidiyor. Gökyüzünde İsa ile çağırayım Mevlam seni. İki gidiyor da bunlar. Ol Muhammed Mahbub ile sevgili muhabbet diyor. Yani Kur'an, an demek, aklın ötesi demek. Onu söylüyor. Ve Muhammed'in, Hazreti Muhammed'in gerçekten ki okursanız doğru bir tercüme okuyun. Kesinlikle. Yani ben Fransızca'da okudum. Çünkü eski yazıydı. Biz çocukken okuyamıyorduk. Okulda bana düşün, Fransa'da okuyorum, Paris'te daha 15-16 yaş, lise okuyorum orada. Hoca dedi ki, aa sen oku, eski Türkçe okuyamadım. Hemen al, en güzel kitaptır dedi. Çünkü insan var, namaz var. Nefes var. Çok güzel şey diyor ki, evet. Batı'da okudum ki o yaşlarda, 15 yaş, 14 yaş, lise başları, ergenlik dönemi. Tabii. Hayata yeni atılacaksın ve bir bambaşka bir kültüre geçiyorsun. Orada eğitime giriyorsun. Ondan sonra tekrar, evet, yurduna dönüyorsun. Tekrar dinini, kendi İslam'ı ve kendi kültürüne kucak, yani sarılıyorsun. Evet. O kadar güzel bir şey ki bu. Evet. O kararı o yaşlarda bunu verdiren Allah'a şükürler olsun yani, evet, kitabımız. Evet, evet. Ve çok çok mühim tabii. Yani daha da sevdim, ne diyeyim. Hayır, baktım ki daha zengin. Yani Batı bir yerde kısıtlanıyor. İyi ki geldin. Hadi. İyi ki. Ben de. Her zaman bekliyorum. Çok iyi oldu. Şimdi çok ben sizi baş başa bırakacağım. Evet, seni. Evet. İlham verdiniz size. İlham bir de yazıya dök. Dökeceğim. Ha. Dökeceğim. Öyle, sizi de arıyorum. Filmimizde oynuyorsunuz. Tembellik yap. Yok. Tembellik yok. Hadi kalkayım. Hadi bakalım. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Hoppa. Alam. Ah, ne orası? Ha? Oh, Mete, aferin. Ya oğlum, böyle sağlı sollu toplara uzanmaktan var ya, her yerim ağrıyor, parçalandım ha. Of, böyle bilgisayarın tuşlarına basarken bile parmaklarının ucuna varana kadar hissediyorum ağrısını. Anam. Oh, vur. Oğlum bastır biraz. Ha? Bastır. Orası. Ha? Bastır. Bastır. Sen var ya iyi, bu hamlıkla böyle bir yerlerini sakatlayıp liflerini falan kopartmamışsın. Bir şey söyleyeceğim. Benle ablam seni böyle görünce ne yorum yaptı çok merak ediyorum. Oğlum sorma ya. Vallahi onun diline düştük ha. Oy benim 21 gol yiyen panter kocam diye kafamın etini yedi ha. 21 mi? Bir de utanmadan benden masaj mı istiyorsun? 21 gol nedir arkadaş ya? Cık. 21 gol nedir ya? Oo, Hakan Bey, buyurun. Buyuralım da Atiye abla ya. Zehra doktor nasıl bugün? Böyle yani iyi mi, neşeli mi, nasıl? Mutlu, çok mutlu. Dört gözle seni bekliyor. Dört gözle bekliyor. Mutlu. Hı? Ben şimdi bu haberi acıya mı yorayım, tatlıya mı yorayım bilemedim. Vallahi hiç öyle, benim yüzüme bakma. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hadi. Ya bari bir ipucu vereyim. Yok hadi. Bir de Selami abiye söz verdik ha, aramızda kalsın diye. Aa, bak Selami abinin aklıma ne geldi.
Nurhayat abla Selami abimi jüriliğe ikna etmiş. Sen şimdi jüriliği falan bırak da Zehra ile Selami abinin karşılaşmasına ramak kaldı gibi hissediyorum, haberin olsun. Hakan beyler geldiler. Gelsinler, gelsinler. Buyurun Hakan Bey. Zehra hocam nasılsınız? İyi misiniz? Oo Hakan Bey hoş geldiniz. İyiyim, çok iyiyim. Sizi gördüm böyle daha iyi oldum. Buyurun lütfen, buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım. Zehra doktorcuğum yani böyle daha iyi olmuyor mu işte? Böyle hasta doktor veli araya girdiği zaman mesafe oluyor. Tabii, tabii haklısınız. Ya ben de sonradan düşündüm dedim, niye velinizi çağırdım ki? Ya sanki size güvenmiyormuşum gibi. Ya şimdi hani ben size zaten yalan söylemem. Yalan söylersem kendimi kandırmış olurum. Doğru. Çok doğru dediniz. Gelen kişi dayınızdı değil mi? Adamcağızı da yorduk buraya kadar. Kim dayım ya? Veliniz olan dayınız. Ha şey, ha dayım. Çok selami var size. Siz de ona çok selam söyleyin benden. Dayımı üzmeyeyim diye ekmeği kestim biliyor musunuz? Böyle spora falan başladım. Alışıyorum yani bu hayatıma. Tabii bunlar sanırım heykel etkisi değil mi? Heykel? Dede Tor'un heykeli, kazanlı olan. Ha bizim Mengen'deki heykel. Siz onu bayağı sahiplendiniz Zehra Hanım. Tabii, tabii çok sahiplendim. Yani özellikle o heykelin önündeki kazan var ya, o kazan benim için çok önemli. Yani o kazana çok ihtiyacım var Hakan Bey. Dede Tor'un kazanına? Evet ya. Kurduğunuz tezgahın arkasında kim varsa o kazanın içinde böyle kaynatacağım Hakan Bey. Ama o kazan şeydir. O kazan eski kazan, eski bir kazan. Doktorcuğum yani bir işinize yaramaz. Zaten altı delik. Su tutmaz ki o. E tamam işte. Susuz kaynatırım ben de. Kor ateşi bir verdim mi? Hı? Daha iyi değil mi? Hakan Bey bu sefer kaçarınız yok. Size kim akıl verdiyse teker teker söyleyeceksiniz bana. Hakan abi bizim adımızı verir mi acaba? Yok ya. Delikanlı çocuk kendisini ateşlere atar da bizim adımızı vermez. Hakan bizim adımızı vermez. Hepsini mi? Bari bir kısmı olsa. Hepsine. Ama şimdi doktorcuğum yani ben de işin içindeyim. Biz o kazana sığmayız ki. Sorun değil. İki sefer yaparız. Yeter ki ateş yansın değil mi? Kadro yani çok geniş bu konuda. Sizi dinliyorum Hakan Bey. Başrolden başlayın saymaya. Başrol mü? Ama şimdi başrolü birine verirsem diğerlerine de haksızlık olur. Yani biz böyle bir ekip ruhu çalışması yaptık aslında. Vermez. Vermez. Verir mi ya? Ha? Sen benim Hakan abimi daha tanımamışsın be. Asla vermez, asla. Ya vermez tabii, ben de onu diyorum. Vermez. Eğer saymazsanız o kazanda sizi tek başınıza kaynatacağım. Tek başıma mı? Cem, Orhan, Metehan, Nurhayat abla. Ama benim dayıcığımın hiçbir suçu yok. Selami dayıcığım, o suçsuz, masum. Thank you.